2011'de şu anda Chetsa'nın standındayız ve yanımızda Hüseyin Bey var, firma yetkilisi. Merhabalar Hüseyin Bey. Merhabalar. Öncelikle fuar nasıl geçiyor? Fuar çok güzel geçiyor. Gayet de verimli. Alıcı da var. Üreticiler de iyi hazırlanmış. Gayet verimli. Peki, fuardan beklentileriniz neler? Yani fuardan beklentimiz, fuarı bir önceki yıllara göre baktığımız zaman tarihini biraz daha erkene çektik. Bundaki amacımız da yurt dışından gelen alıcılar, yani toplanan alıcılara daha iyi mal satmak. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Yani yurt dışındaki toptancı müşterilere daha iyi ulaşacağımıza, daha artış olacağını inanıyorum. Çünkü normal 2010 ayakkabı sektörünün ihracatına baktığımız zaman %35.6 artış var. Bu da olumlu gelişmeler olduğunu, sektörün daha iyi yerlere geleceğini göstergesi. Evet, özellikle İtalya'dan çok fazla bir baktığımız zaman bir talep söz konusu olduğu söyleniyor. Özellikle ihracat sizler de Chetsan olarak yapıyor musunuz? Evet, yapıyoruz. Biz yaklaşık olarak 24-25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Biz firma olarak hem Çin'e hem de İtalya'ya aynı anda mal satan Türk firmasıyız. Yani İtalya'ya ciddi rakamlarda mal satıyoruz. Aynı zamanda Çin'e de satıyoruz. Yani bu demek ki artık moda trendi yakaladığınız zaman ülke sınırlaması yok. Artık dünyadaki bütün ülkelere hitap etme kapasitesine geldik. Peki her yıl bu fuara katılıyor musunuz? Tabii, yaklaşık olarak ben 23 yıldır hiç aralık vermeden sürekli fuarlara katılıyorum. Ve fuarların getirdiği getiriyi de yani firma olarak görüyoruz. Peki geçen yıllarla karşılaştırdığınızda bu yıl sanırım özellikle katılımcı ülke sayısı da çok fazla ve ziyaretçisi de çok fazla ve her geçen gün istikrarlı bir şekilde bir artış söz konusu. Siz de firma olarak bu verimi sanırım alıyorsunuz. Genelde şöyle bir baktığım zaman beylere yönelik sanırım modeller söz konusu. Evet, biz zaten firma olarak casual tarzı ve spor, yani daha çok kot ve böyle spor tarz giyimlerin altına giyilen ayakkabı tarz üretiyoruz. Firma olarak işte normal günün moda ve trendlerini yurt dışından takip edip genelde tasarımlarımızı yurt dışında yaptırıp burada koleksiyonu üreticiye sunuyoruz. Yani bu konuda da başarılı olunca zaten hem yurt dışından gelen alıcılar hem de Türkiye'deki alıcılardan yoğun bir talep görüyoruz. Peki Hüseyin Bey, bir de siz eğitimci kimliğinizle de ön plana çıkıyorsunuz. Ayrıca artık üniversitelerde tasarım, ayakkabı tasarım bölümlerinin olduğunu görmekteyiz. Sanırım siz de bir üniversitede aynı zamanda hocalık da yapıyorsunuz. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde Meslek Yüksekokulu'nda geçtiğimiz yıl ayakkabı üretim ve tasarım programı adı altında bir bölüm açtık. Bu bölümde de işte vakfımızın açmış olduğu lisede, ayakkabı lisesinde, Tasev Endüstri Meslek Lisesi'nde yetişen öğrencilerimizin bazıları buraya burslu, yani direkt geçiş yapıyor. Kontenjandan geçiş yapıyorlar. Bazıları da üniversite sınavında aldığı puanlarla geçiş yapıyorlar. Yaklaşık olarak 30 tane öğrenci İstanbul Üniversitesi'nin bu bölümüne giriyor. İşte 2 yıldır yaklaşık şu anda 55 öğrencimiz var İstanbul Üniversitesi'nde. 55 civarında bir öğrencimiz mevcut. Ben de burada ayakkabı teknikleri diye bir dersine normal fırsat buldukça giriyoruz. Destek oluyoruz. Çünkü bu öğrenciler yarın ürettikleri tasarımlarla sektörümüze çok büyük katkı sağlayacaklar. Biz de sektördeki firma sahipleri olarak elimizden gelen çabayı sarf edip bunları en iyi yetiştirmek için bütün gayreti elimizden geldiği şekilde maddi manevi desteği vereceğiz. Hüseyin Bey, birazdan tabii ki artık moda fuarı haline de dönüşmüş durumda. Defileye de geçeceğiz zaten. Oradan görüntülerimize de bakacağız. Peki bu defilenin katkısı, yani ayakkabı, uluslararası ayakkabı moda fuarı haline gelmesi iMod'un nasıl bir katkı sağladı size? Özellikle katılımcılar daha fazlalaştı sanırım. Şimdi defile de tabii ayrı olarak bir katkı sağlıyor ama fuarın zaten geneline baktığımız zaman bir önceki fuara göre %25, yani son 2 yıldaki artışı da fuarın %100 gibi bir katılım. Güzel ilimiz Adana'dan başarı öyküler anlatıldığı zirveye doğru bu hafta sonuna geldik. Haftaya çok daha farklı konularla buluşuncaya kadar hoşça kalın.